Hadi hep beraber gidelim. Hadi. Nerede kahvaltı? Merhaba. Kahvaltıya geldik. Bitti mi? Hani sofralar? Dün de bugün de aç kaldı. Allah Allah. Yok, kahvaltı mahvaltı olmamış ki burada. Hepsi aynen. Yani hiçbir şey de yok. Bir dakika. Açma oturuyorsun. Bir saniye hepsi bakmak istiyorum. Afiyet olsun. Ya, o zaman biz de yiyelim. Yok. Yediler bir de yıkadılar. Yediler yemişler, yemişler. Kim? Baksana. Hiç yalnız delil yok. Ben seni nasıl özledim? Aman saklamışlar. Yastırmaya gel. Yaz. Koltuk nereden çıktı ya? Tutulacak bir şeyin var mı? Bileklik olur, telefon olur, saat. Bilekliklerimiz. Koltuğu kim getirdi ya İlkay? İlkay, iki saattir buradasın. Spor yaparsak da koyacak bir yer bulamazsam söylerim. En güçlü erkek seçildim ya. Herkes benden rica etti, ben kaldırdım getirdim. Bak bak, bekarlara bak. Bekarlara bak. Ayy, bekar gördüm sanki. Aman petrol. İşte bu evde böyle. Bekarlar çiftlerin artıklarını yiyorlar. Siz bizim bir de kahvaltı yaptık zaten. Ne yapalım? Artıkmış. Ne yapalım? Hayrola? Ama bizim yaptığımız kahvaltıyı görmen lazım. Hayrola? Bu neyin havası? Bekar ustalar nasıl yaşarlar Adnan? Bekar ustalar... Böyle ne bulurlarsa yerler, ilişki yaşamak yerine devamlı yemek yemeyi tercih ederler. İlişki... Mesela bak bunlar depresyona girmiş bekar ustalar. Tatlı yiyorlar. Nasıl bile? Bu. Bunlar ilişkiye kendisi... başlamaya hazırım diyen bekar ustalar. Kendisi bu evin en güzel bekar ustası olduğu için zamanında çok iyi bilir bekar ustaların ne olduğunu. Ne zaten dedi? Öyle ben inkar etmedim ki. Bekarları en iyi ben tanırım bu evde ya. En iyi. En iyi ben tanırım. Bekarları nasıl olabilir? Bekarları bir de bize sorun gibi oldu bu. Bana sorun. Geçen ben sene bekarım. Bu evin 6 aylık en uzun bekar kalmış evet. Adayı olarak 5 ay. O yüzden bekarları ben iyi tanırım. Tribün. Sen dışarıyla içeri izlesin. İnşallah, inşallah kral seçilirim. Sen de bilek aldın. Ya ver. Ben seni çok seviyorum biliyorsun. Asma üstüne de kahve olan. Adnan Çiçek'tir. İğrenç. Ne yaptın? Pastırması kahve içiyorum. Bir de bugün çok mutlusun. Şey vereyim mi? Bugün mü? Valla böyle gözlerinden mutluluk akıyor. Sen yan yanayız acaba ondan olur mu? Yok yok. Sen yan yanayken bazen böyle de bakabiliyorum. Oy. Günah erkek arkadaşımla başlıyorum. Çünkü anladık da sizin gibi üst seviye bir ilişki yaşayan iki insanın bekar ustalarla ne işi var ben onu anlayamadım. Yok yok gelin işimiz var. Nasılsınız? İyiyim şekerim. Bizler iyiyiz siz. İyi gördük efendim çok güzel. Sizi gördük daha iyi oldu. Çok güzel olmuş. Ev çok sıcak yapacak. Çok sıcak ben de tişörtü hiç kapatacağım. Evet ben de ben de sıcakkanlı bir insanım malum. Sen yanlış anlıyorsun. Karıştırma kendimi abi. Seda Hanım ben istediğim yerde durabiliyor muyum? Deniyorsunuz. Bilmem soralım. İstediği yerde durabiliyor mu altı beyler? Duşladınız mı? Uzun boylusun abi sen o tarafa. Ne fark eder? Teşekkür ederim. İkimiz beyazız diye dedik. Evet, bugün hayırlı bir iş için buradayım. Genelde böyle sabahları erken saatlerde, sürpriz saatlerde gelince biliyorsunuz malum bazı tatsız kararlar için geliyorum. Ama bugün çok güzel bir şey var. Ne günümüz bugün? Kral kraliçe. Kral kraliçeyi kim seçti? Halk değilsin. Evet. Bravo çocuğum, 10. Kurdela da takacağım. Böyle ya. Evet, biz seçtik efendim. Malum biz 100 kişiye çıkıp soruyorduk ama 2 haftadır kendimiz en yakın bizler olduğumuz için, içeride dışarıda onları gözlemlediğimiz için, evdeki iletişimlerini de bildiğimiz için, kendi aramızda kalabalık da bir kadro olduğumuz için oyluyoruz ve kral kraliçeyi seçiyoruz. Ama bakalım doğru bir seçim yapabilmiş miyiz aşağı yukarı?
Onlara da bir soralım. Çünkü geçen hafta neredeyse aynı kişileri seçtik. Değil mi? Siz oylasanız aynıydı. Soralım. Akın'dan başlayalım. Sizin evde kim olmuştur kral? Kendi eviniz. Bizim evde. Bizim evde kral... Vallahi benim gönlümden Onur geçiyor. Onur geçiyor. Neden? Bugüne kadar... Gerçekten şu uzun süreçte yaşadığı her şeyde kral gibi durdu. Kral gibi de devam ediyor. Adam gibi de dimdik duruyor. Eyvallah. Helal olsun. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Fankut, sen kimi söylersin? Akın olmuştur Seda Hanım. Neden? Aynı söylediklerini ben de ona tekrarlamak Akın istiyorum. Akın da görüyorsun. Tabii. Sağ olun abicim, Allah razı olsun. O da, Kemal kim dersin? Kesinlikle Akın diyorum. Neden? Kendi duygularını tek taraflı yaşıyor. Tek taraflıydı evet, böyle bir... Başından beri aynı şeyi ben savunuyorum. İster kızsın ister... Ama Akın diyorsun. Evet. Onur'a soralım. Herkes Onur derken Onur kim diyecek? Herkes değil. Bir kişi Onur dedi, iki kişi vallahi Akın dedi. Vallahi bunu biz aslında sabahleyin aramızda konuştuk. Ben de Akın diyorum. Ciddi misin? Evet, aynen. Bu hafta da zaten kendisi kız arkadaşına sevdiğini çok güzel bir yemekte söyledi. Bundan dolayı da onu tebrik ediyorum. Bence Akın olmuştur Sedan. Peki. Efendim, erkekler evinin çoğu Akın dedi. Kızlar evine dönelim o zaman. Tuğçe'cim, sen ne diyeceksin? Vallahi benim içimden Farima geçiyor. Niye? Bilmem. Oldu hocam. Oldu gerçi ama gözde olmuş olabilir o zaman. Ben de onu önceki hafta oldu. Yok canım, iki hafta üst üste. Sekiz hafta üst üste olur. İşte, öyleyse ben olmuşumdur o zaman, ya sıkıntı yok. Ama nedeniyle birlikte kim olmuştur? İkinci olarak gözde olmuştur diyorum ben. Peki. İçimden öyle geliyor. Farima'ya sorayım, kimdir? Tuğçe olmuştur. Niye? Çünkü bence Tuğçe seviyor ama bunu gösteremiyor ve yıpranıyor. Bugün konuştuğunuza göre sen de anlamışsındır. O yüzden de Tuğçe diyorum. Ne, nasıl olsa yani... Bir şüphem yoktu zaten. Aynen. Sevgisiyle alakalı. Yine de dimdik durdu. Teşekkür ederim. O zaman soralım hemen Gözde'yi, o kim diyecek? Bence Sevgican olmuştur Seda. Niye? Aday bulmak dışında bütün yeteneklerini sergiledi evde. Aday bulmak dışında ama. Evet, bütün yeteneklerini sergiledi evde. Bir emek sarf etti yine Seda de. O yetenekli olmuyor. O seni olduğun gibi sevebilecek bir insanı bulmakla oluyor. O zaman... O, kendini değiştirmeyecek. Adaylar onu her şekilde tanıtsın diye bütün yeteneklerini sergiledi. Yaptı diyorsun. O yüzden kraliçe olmuştur. Hak etti de. Sen ne diyorsun ya? Teşekkür ederim. Ben yaşadığı aşkı çok fazla beğendiğim için didemliyorum. Sevgican kimi der? Benim bir tahminim yok. Gözde beni söylediği için Gözde olmuştur. Allah Allah. Bir mukabele. Bir mukabele Gözde. Peki efendim, biz kimi seçtik? Önce damat adayımızı, daha doğrusu kralımızı açıklıyorum. Seçmişiz. Yok. Doğru. Çok doğru, çok. Damatlar evi Akın demedi mi? Evet. Biz de öyle değil. Biz de yukarıda koca heyet oturup Akın demedik mi? Demek ki uyuyorsak karar doğru. Peki niye Akın? Niye Akın kızlar? Yani birçok şey yaşadı ama bence duruşunu bozmadı. Aşk için aşkını, ağladı. Aynen. Aşkına sahip çıktı. Savundu. Savundu. Yeri geldi, niye kendi yani savunamadı, o savundu. Sevgisinden eminim dedi bütün tarihlere rağmen. Aynen öyle. Ve aşka bu kadar değer verdiği için, aşkı için de fedakarlık gösterdiği için, gözyaşı bile dökebilecek kadar... İçi hani... kan ağlasa da hep güldü Seda Hanım. Cimdik i̇şte ayakta durdu, sevdiğine sahip çıktı. Biz ne kadar eleştirsek de o her zaman hayır öyle bir şey yok dedi. O yüzden tebrik ediyorum kardeşim. Aşkını herkes hissettirdi. Demek ki ben de çok mutluyum ki... Doğru bir karar vermişiz. Kral çıplak ama. Kral ağlıyor. Böyle kral. Ya giydiririz seni şimdi. Bir taçlarız, bir şey yaparız, bir bant takarız, bir şeyler yaparız. Tahtına oturdun mu aman yerine gelir. Tebrik ediyorum Akıncığım. Bu önemli bir gösterge bence. Ve bak sadece biz hani yapımdakiler değil, aynı zamanda arkadaşların da hemfikirdi bizimle. Sağ ol. Bugün beni kral seçtiler. Sizin görmediğiniz arkada canla başla savaşan, çalışan ekip arkadaşlarımıza... Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Beni buna layık gördüğünüz için. Seçilmemin nedeni aşkımın, sevgimin arkasında durmak. Biliyorum. Bunu tüm gücümle, tüm kalbimle göğüslemeye devam edeceğim.
Ben kendi duygularımdan eminim. Karşımdaki kadını da çok seviyorum. Gelelim efendim kraliçemize. Evet aşk kazanıyor bu evde ama bazen de duruş kazanıyor. Bu hafta bakalım en çok sempatiyi kim topladı? Kraliçemiz kim? Sevgican. Boş ver kızım. Aman. Kim diyordu sana? Gözde, Gözde sen bilmiştin. Ben biliyorum. Ne dedi? Aday bulamadı ama. Bütün yeteneklerini sergiledi. Demek ki yetenek göster. Bizim de bildik. Evet. Bildiniz mi ikinizi? Evet. Sevgican mı derdi? Evet. Bak ben de sormadım size. Ben söyledim tahmini. Neden? Evin havasını yumuşattı. Bir yastık kesinlikle modası çıkardı. Aynen öyle. Eğlendik mi eğlendik? Eğlendirdi. Hafif bir zı deliliği var ama. Var var. Olabilir canım. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de böyle bir kadın. Bir kadının bunu yapması için kompleksiz olması gerekiyor. Evet, kadınlar genellikle kasılır ya erkeğin yanında. Kendilerine olmadıkları gibi. Kibar, kurum kurum. Anlatabilir miyim? Hani böyle bir kompleksim yok. Ben buyum. Esprili halim de bu diye. O çocuksu yanını hiç ürkmeden olduğu gibi koydu. Yapıcı oldu. Neşe verdi evimize. Ve bak yine demek ki biz de yapımla hemfikirmişiz çoğunluk Sevgican'cığım. Sen aldırma o gözlerinin iğnelemesine. Boşver kocayı da bulacaksın. O benden intikamını alacak ben. Hocam öyle bir şey yaşayacağım ki burada hepiniz böyle ağzınızı açıklatacaksınız. Seni kaçıranız yok. Ay buna en sevdiği Gamze Taşkın söylüyordu. Ne filmler çevirecek olanlar vardı değil mi? Ne filmler başladı bitti. Bitti. İnşallah bitmedi. Biz de filmler izledik. İnşallah gerçeğini yaşamak nasıl olur. Sen şöyle sana. Teşekkür ederim. Ne romanlar. Filmin başrolü oldu da başka filmde oynuyor. Evet bak şu an başka filmde oynuyor mesela. Bak hemen bunlar böyle işte. Hafızaları fil hafızası. Fil hafızası. Ne yapacağız? Yeniler olmadı bilmez bunlar zaten. İnternetten eski bölümleri izler yine sokar. Tabii. Çok fenalar. Peki. Kendine şöyle sana iyi hizmet edecek bir tane bakalım bir. Gözdeyi seçiyorum. Yaver diyemeyeceğim ama ne denir? Kendine uygun birini seç bakalım. Seçmez o beni çok seviyorum. Seda Hanım aslında. Yağmurdan aslında pek memnun kalınmadı geçen evet, hafta söylüyorum. Yok, ben... kendi eleştirilerime rağmen onun mecbur kalınca yapacağını göstermek için size Didem'i seçecektim. Ama şimdi Kral Akın olduğu için ve ben yan yana biraz daha durmalarını istiyorum. O yüzden Tuğçe'yi seçiyorum. Teşekkür ederim. Aa harikasın. Ne güzel düşündün. Mantıklı. Ne güzel düşündün. Buyurun, buyurun, buyurun. Hizmet ettirecek. Akıncığım sen de hizmet canın kimi istiyorsa. Çünkü sen, bu evde sen de kalacak akşama kadar. İlk gün hani belki burada adayı vardır. Belki daha çok vakit geçirmek ister, belki sen ona iyi hizmet ettirmek istersin, sana kalmış, seç. Hizmet demeyelim. Hanım. Demek ki Didemciğim Adnan seninle öğleden sonra evde olmak istemiyor. Lensi mi düşürmüşüm de Seda Hanım? Lensi düşmüşsün Seda Hanım. Anladım ben, lensi var, gözü de bozukmuş. Lens nerede o lens? Hayatım diyor ki Seda Hanım, belki diyor beraber diyor vakit geçirmiş. Yani seni Yaver sesle akşama kadar Didem'lesin. Demek ki onu istemiyorsun da evine gitmek istiyorsun. Şimdi benim... Ya. Doktor dışı. Ya. Onur ailen lensini bulamadım. Ya, lens nerede? Aslında bundan ben bir Yaver olmuştum ya, hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Böyle eziyetler içinde hep tamam kralım, tamam kralım, tamam kralım yapmıştım. Ooo etme bulma dünyası, bravo. Şimdi kral ya. Bak bak telefonda konuşuyoruz. Kral ya, her taht bir gün düşer ya. Devreder tabii. Bak, bravo akın. Bundan sonra telefon. Olur demek istemiyorum. Bravo. Adamsın kralım. Bravo. Yarına kalır, yanına kalmaz. İşte böyle. Kral ya. Akın bunu sanmıyor. Bırak ya, yaverlik sen gibi kralı... Bu nasıl evet, bir saygı bekle ya. Evet. Hep pençe. Şimdi gelin yaklaşalım. Efendim ben tacımızı, tahtımızı rica edeyim buraya, kurdelalarımızı. Yaverlere takdim edelim. Önce hanımefendi alsın çiçeği. Evet, yaverler. Yardımcı olsunlar. Ay nasıl istemeden aslında o çiçeği krala verelim. Evet. Verelim kralımıza. Kral istediğine versin. Buyurun. Dur ben de alayım da. Eğilmen lazım. Eğilen kraliçe görmedim ama işte. Dur şöyle yapalım. Yok yok. Yapmayın. Dur, bağlayacağım. Kral gibi davran lütfen.
Çiçekler de güzel. Bakalım kime verecek? Sünnetlik gibi bağlı mı? Nelik gibi bağlayayım. Yani. Şöyle kral gibi. İyi miyiz, memnun muyuz? Memnun. Çok çok. O zaman ben beyleri yolluyorum. Yaver'le kral burada. Akşama da görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Benim lensimi bulmam lazımdı. Lensi bulursam gidelim. Yaver olmak için, olmamak için saklanmasaydın kalırdın. Durumu kurtaramazsın. Benim hatunumun önünde emir verecekti ama. Aa, bu kadar da gururludur. Böyle de kıvırır. Kıvırdı. Yemedik. Çok zevkli. Hadi görüşürüz akşama. Görüşmek üzere Seda. Görüşürüz. Şöyle yerimi bir kontrol eder misin? Kaçar kaçar gidelim. Bu kaçar. Evet. Sevgicem bugün kraliçe oldu. Bana kalırsa kraliçe olmayı hak etti bu hafta. Çünkü farklı yanlarını, yönlerini gösterdi bize. Ki tahminlerde de benim aklıma gelen Sevgicandı. Ama kafasındaki Yaver adayı aslında benmişim. Sonra başka bir seçim yaptı. Benim için hiç sorun yok. Yaver de olurum, kraliçe de olurum. Her şey oldum ben bu evde. Yaverliğin de hakkını verirdim zaten. Sıkıntı yok. Bir sonraki seferde belki tam tersi olur. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur.